İYİ Parti'de kadın politikalarından sorumlusunuz. İl Başkan Evet. Yardımcısısınız. İYİ Partili kadınlar olarak faaliyetlerinizden ve yapmak istediklerinizden bahseder misiniz? Genel başkanı bir bayan olan bir partinin mensupları olarak gerçekten kadın politikalarında çok faydalı, kadınlara dokunacak işler yapmaya çabalıyoruz. Genel merkezimizin çalışma direktifiyle ilk verebileceğim örnek bir kadın kooperatifi kurduk. Bu Türkiye'de 14.sü kuruluyor. İsmi Güneş'in Kadınları. Biz 3. kuran iliz. Çok güzel çalışmalarla belirli bir yere kadar da geldik. Kadınlarımızın direkt el emeği üretimlerini aracısız, katkısız bir şekilde satarak hem onlara bir fayda sağlamaya çalışıyoruz, hem bir kendi durumumuzu döndürmeye çalışıyoruz diyeyim satış olarak. Çok zevkli, güzel bir çalışma yapıyoruz. Diğer illerle de bu konuda paslaşabiliyoruz. İşte ondaki ürünleri bizdeki ürünleri onlar alabiliyorlar. Bu bize şunu da sağladı, köydeki, kasabadaki kadınlara ulaşım. Haber veriyorlar, bizim şöyle ürünlerimiz var, gidiyoruz, konuşuyoruz, ortamlarına bakıyoruz. Ki birçoğu sonunda gönüllü üyelerimiz oldu, parti üyelerimiz oldu. Bize daha güzel bakmaya çalıştılar, yaptılar. Böyle gidiyoruz. Genel merkezimiz belirli günler, haftalar, kadınlarımızın yanında nasıl olacağımıza dair çalışmalar yolluyorlar. Bizler de şehirlerde bunları uygulamaya çalışıyoruz. Ama parti olarak da bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii şimdi ki. En son bir kilit parke taşı, evet. Köyün ihtiyacını karşılamışsınız Şunu herhalde. Şunu iddia edebiliriz ki Düzce'de en aktif çalışan hem sahada hem parti bazında çalışan parti biziz. 40 tane muhtarımız bize üye oldu ki ben bunu çok önemli buluyorum. Muhtarlar hem çalıştıkları yerde çok önemli hem bizi tercih ettikleri için bizim açımızdan çok önemli bir durum. Onların bazı talepleri oluyor. Çöp kovaları yani dediğimiz yer 30-40 kilometre bile olmayan yerlerde çöp kovası yok. Belediyenin yapması gereken bir yere. Bizler çok güzel çalışmalar yaptık. En son kilit parke taşları talep edildi. Dün bir kısmı gitti. Sanırım bugün de bir kısmı yerine teslim edilecek. Mesela muhtarlarımız kütüphanelerinin olmadığına, kadınların sorunlarından bahsedip bizim onlar üzerinde çalışmamızı da teşvik ediyorlar. Belediyede özellikle meclis üyelerimizin muhalefeti çok etkili bir şekilde götürdüklerini sizler de biliyorsunuz. Yapılan yanlışlıklar karşısında doğruları söyleyerek ve belirli hazırlanmış raporları sunarak sadece muhalefet olarak değil biz de şu yapılabilir diyerek bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama ben bu görevde olduğum sürece ve Düzce'de olduğum sürece şunu gördüm. Büyük bir güç var hem Türkiye'de hem de Düzce'de. Bu güç elinde tuttuğu iktidarı öyle bir kullanıyor ki siz hep dışındasınız bunun. Ulaşamıyorsunuz. Bir yardımda talep ederseniz yerine gelmeyeceğini düşünüyorsunuz. Yardım da talep etmiyorsunuz zaten oradan. Bunları biz kooperatifimizde de gördük. Bizden sonra valilik ve kaymakamlık belediyeler vasıtasıyla kadın kooperatif açın denildi. Sanırım 6 tane falan bizden sonra kooperatif açıldı. Hepsine kira garantisi verildi, ürün alım garantisi verildi. Bizde hiçbir şey yok. Biz de bir kadın kooperatifiyiz. Sadece parti isim verdi bize. Maddi bir destek yok. Biz bunu kendimiz yürütmeye çabalıyoruz. Bu biliyorsunuz Mutfak Sanatları Merkezi açıldı. Ve oradaki duyuru şöyle, bütün kadın kooperatiflerinden ürünlerle Düzce'mizin kadınlarının emeğini burada sergiliyoruz. Bizden hiçbir şey talep eden olmadı ki telefonumuz, ismimiz, yerimiz bildirildi özellikle. Biz de bir kadın kooperatifiyiz diye. Bu tür ayrımcılıklar yani hiç hoş bir şey değil tabii. Biz yine kendi çalışmalarımızı sürdüreceğiz kendi gücümüzle. Ama bu bizim de devletimiz, bizim de şehrimiz. Biz de burada etkin bir
muhalefet partisiyiz. Mutlaka da dikkate alınmamız gerekiyor ki gittikçe çok daha etkin olacağımıza ben eminim. En faal parti biziz diyorsunuz. Evet, bunu ben peki, iddia ediyorum. Yerelde evet. Sizin haricinde en faal olarak gördüğünüz parti hangisi? Şimdi ben AK Parti evet çalışıyor ama her hafta düzenli olarak da takip ediyorum günlük ama her hafta bakıyorum bu hafta ne yapmışlar. İşte devlet görevlileri gelmiş, karşılamışlar. Onlara gezdirmişler, şehrimizi göstermişler ve ziyaretler yapmışlar. Yani ben eğer bu aktiflikse AK Parti aktif diyeyim. Gelen milletvekilleri, bakanlar, köy ziyaretleri ki bunları bizler de çok yapıyoruz. Biz de çok aktifiz o konuda. Öbür parti yani MHP zaten aktif olmayı seven bir parti değildir MHP. İyi tanıdığım için de söylüyorum bunu. CHP'de yeni bir yönetim değişikliğinden dolayı gerçekten arkadaşların yeni bir ruhla çalışmaya başladıklarını görüyorum. Onlar da sahalardalar. Gene de söylediğim gibi en aktif parti biziz. Biliyorsunuz önümüzde 8 Mart Kadınlar evet. Günü var. 8 Mart'ın anlamı sizce nedir? Aslında 8 Mart tabii ki tarihinde emekçi kadınların bir fabrika yangınında ölerek tarihin öne çıkması, belirlenmesi böyle oldu. Ama gelinen noktalarda işte hanımların kutlaması şekline dönüştü ki değil tabii ki. Yani bir beyin hanımını kutlaması değil, emekçi kadınlar günü bu. Kadınların bütün sorunlarına dikkat çekilmesi gereken bir gün. Biliyorsunuz kadınlar üzerinde baskı gittikçe de artıyor. Yani dünyanın gelişmesiyle kadınlar daha rahat yaşamıyorlar. O günden bugüne işte cinayetler, tecavüzler, tacizler, dayaklar çok ilerledi. Tabii bu konuya daha dikkat çekerek gitmemiz gerekiyor. Sadece çiçekle kutlama günü değil Kadınlar Günü. Klasik bir sorudur ama sizin bakış açınızı ortaya koyar. Sizce Düzce'nin en önemli sorunu nedir ve yetkiniz olsa bu sorunu evet. nasıl çözerdiniz? Yani Düzce'de 12 yıldır yaşayan biriyim. Hiç konforu olmayan zor bir şehir. En önemli sorunu bence şehre ait hissedememek olabilir. Çünkü konforu yok bu şehrin. Biraz önce görüştüğüm iki genç bana dedi ki yani sadece bir cadde süslenmiş. Bakın arka caddelerdeki trafik, kirlilik, düzensizlik, esnafın düştüğü zor durum, hiçbir bakım yok. Yani en önemli sorun bu olabilir. Belediyenin yeterli çalışmaması diyeyim ben. Bir göz boyama şeklinde ortaya sunulan şeyler var. Millet bahçesi. Tamam, her şehirdeki Atatürk zamanından her şehirde bir park mutlaka ufacık şehirlerimizde bile var. Bu yeni bir şey değil. Bunu bir isim değişikliğiyle açabilirsiniz ama daha büyük sorunlarımız var. Benim oturduğum yerde altyapı sorunu var mesela. İşte sular çok sık kesiliyor, elektrikler çok sık gidiyor ki bu devirde bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz olsak, bunu ki biz olsak ne yapardık diye belediye meclis üyelerimiz de özellikle bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Mutlaka sorunları daha temelden çözmeye çalışırdık. Boyamakla, süslemekle değil de şehri konforlu hale getirmek diyeyim ben. En önemli çalışma yöntemimiz bu olurdu. Milletvekillerimizin performansını evet. nasıl buluyorsunuz? Tek tek isimlerini vererek değerlendirir misiniz? Şimdi Ayşe Hanım bir kadın milletvekili olduğu için takdir ediyorum. Partisinin kadın politikaları başkanı da seçildi. Bu anlamda iyi ama ben şehirde onun bizlere dokunduğunu hiç görmedim. Bir milletvekili geliyor gidiyor işte ev ziyaretleri, başın sağ olsun ziyaretleri yapıyor. Bunları görüyorum. Yani bunlar takdir edilecek bir şey mi değil diyorum kendimce. Bir kadın olarak ondan bir kadın parti başkanı olarak da bir fayda görmüyorum ki benim milletvekilim, benim şehrimin milletvekili. Daha aktif, daha kadınlara yönelik çalışmasını isterdim. Particilik evet ama bu şehirde başka insanlar da yaşıyor. Ümit Bey'den ben bir eski MHP'li olarak daha aktif, daha milliyetçi, yani yaşadığımız şehrin sorunlarını çözmekte milliyetçilik olarak bir şeyler beklerdim ama hiçbir varlığını ben şahsen hissetmiyorum ki sizler de öyle hissediyorsunuzdur eminim. Öbür milletvekillerini tanımıyorum bile, hiç duymuyorum bile. Şehrimize bu yapıldı diye
ortada sunulan bir şey de yok. Fahri Çakır var. Fahri Çakır, evet, esprili bir şekilde duyuyorum ama çalışmalar hakkında hiçbir bilgim yok. Peki depremden bu yana göreve gelen belediye başkanlarımız var. Ruhi Kurnaz, Mehmet Keleş iki dönem, evet. İsmail Bayram, Dursunay ve en son Faruk Özlü. Bu başkanlarımızı bir tek tek değerlendirir misiniz? Ben bu şehre geldiğimde ikinci dönemini yeni görevine başlıyordu Mehmet Keleş. O dönemde şu çok ilgimi çekmişti. Kendi partisi onun yolsuzluklarını, ben MHP'de görev yapıyordum o anda. Broşürler bastırmışlar, o seçilmesin diye bir mücadele veriyor AK Parti. Neyse, ikinci dönem oldu, o seçildi, devam ediyor. İşte baktık kaldırımlar. Gerçekten yani çok basit bir şey gibi gelebilir ama Mehmet Keleş deyince benim aklıma o lüzumsuz yapılmış kaldırımlar geliyor. Olumlu bir icraatını ben görmedim ama insanlar belki siyasi olarak seviyor olabilirler. Dursunay Beyefendi de görevini tamamlama açısından bir çalışma yaptı herhalde. Kısa dönemde olsa bir şeylere yetişmeye çalıştı. Şimdi net olarak Faruk Özlü'nün görev yaptığı bir şeyde yaşıyoruz. Yani Faruk Bey'den donanımı açısından ben daha güzel çalışmalar beklerdim. Daha az siyaset ama daha şehre dokunacak, insanlara dokunacak çalışmalar beklerdim. İşte bir millet bahçesini görüyorum, mutfak sanatları açtı, onu görüyorum. Ama insanlara aşağılayıcı sözleriyle hatırlanacağını düşünüyorum. Bunu özellikle şahs olarak da söylüyorum. İşte bir partiye terörist demesi öyle anılacak diye düşünüyorum Faruk Bey'den. Daha güzel çalışmalar bekleyebilirdik. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı'na zillet demesine, altı siyasi parti liderlerince oluşturulan bu yuvarlak masayla ilgili HDP söylemini ve yine genelde MHP İl Başkanı Sayın İlhan Caboğlu'nun Millet İttifakı'yla terör örgütü PKK'yı ilişkilendirmesini nasıl buluyorsunuz? Kısaca değerlendirir misiniz? Yani hiç yakışmadı demek istiyorum kısaca. Ne Bahçeli'ye ne de İlhami Bey'e hiç yakışmıyor. Siyaset yapılabilir ama biraz seviyeyi düşürmeden, insanlara hakaret etmeden, saplantılı davranmadan, karşınızdakiler de bir insan, siyaset yapılabilir. Hiç olumlu bir şey değil. Reddediyoruz tabii ki böyle bir tavır. Peki yereldeki siyasetin seviyesini nasıl buluyorsunuz? Biz en seviyeli siyaset yapan partiyiz, bunu da iddia ediyorum. Özellikle il başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, kendimizi de katıyorum bu arada. Sadece kendi doğrularımızla seviyeli bir şekilde siyaset yapmaya çabalıyoruz. Ama tabii ki dayanılmayacak, işte mecburen cevap vermeniz gereken yerlere de getiriliyoruz. Gene de seviyeyi bizim koruduğumuzu düşünüyorum. AK Partili Çamlı'ya göre bu zamların nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş. Bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi hiçbir şey düşünemiyorum. Ya şaka yaptı o beyefendi ya da acaba o gün hafif bir alkol alıp da onun etkisiyle mi bunu sarf etti? Yani bunu artık çocukların bile gülebileceği bir durum. Yorum da yapılamaz herhalde buna. Diyelim ki yapılacak ilk seçimde Millet İttifakı başarılı oldu. İnşallah ve yine diyelim ki parlamenter sisteme geçiş için yeterli sandalyeye sahip değil ve HDP milletvekillerinin desteğine ihtiyacı var. Millet İttifakı liderleri de buna itiraz etmiyorlar. Evet. Liderlerin bu tavırları karşısında ne düşünürsünüz? Şimdi baştan HDP hakkında ne düşünürüzle herhalde bu soruya başlamak lazım. Şimdi evet, HDP terörle arasındaki çizgiyi net olarak ortaya koyamıyor. Bunun nedenini tam olarak ben de bilemiyorum. Koyması da gerekiyor. Bir siyasal parti kesinlikle bunu reddetmesi lazım. Ama HDP'nin temsil ettiği bütün kitle de suçlu değil. Onlar da bizim vatandaşımız. Onlar da bizlerle aynı haklara sahip insanlar. Evet, şu anda ittifakta değiller ama ileride ihtiyaç olursa belirli şeyler, anlaşmalar veya ne diyeyim, bunu kayıt altına alarak ilerlenirse evet olabilir. Onlar da bu ülkenin yaşayan vatandaşları, onlar da olması gerekiyor tabii ki. Çok önce çok net hatırlıyorum,
şöyle bir çağrı yapmıştı AK Parti. O zaman Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dağdan inin, meclise gelin, siyaset yapın demişti. İlk çağrısı HDP'lilere oydu. E şimdi meclisteler, ne yapalım yani, tekrar dağa mı çıkın diyelim. Meclistelerse onları da kendi fikirleri doğrultusunda birlikte olunabilir ülke yönetiminde diye düşünüyorum. Önümüzdeki ay seçim olsa, evet, sizce Düzce'de sonuç ne olur? Hangi parti kaç vekil çıkartır? Vallahi ben kendi partimin kesinlikle bir vekil çıkaracağına inanıyorum. Ama başka partiler ne yapar şu anda tam net bir şey söyleyemiyorum. Öncelikle belediye başkanlığında bizim alacağımızdan ben çok eminim. O yönde de net çalışıyoruz. İnşallah öyle olacak diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.